Torreira'nın menajerinin açıklamaları Serkan Korkmaz, Icardi'nin sakatlığı ee, Dünya Kupası arasını... Oliveira. Atasaray, yine Oliveira'nın durumu çok da iyi geçirmiyor. Evet, e, yani şimdi tabii burada ilk başta haberin flaşına bakınca e, ben de takip ettim günlerken saatlerinden beri gelişmeleri. Torreira'nın bir menajeri var, her futbolcunun bir menajeri olduğu gibi. O da İtalyan Radyosu'nda konuşuyor. Bu aslında bir ısıtma haberi, bir giriş haberi. Piyasayı hazırlama, Galatasaray'ı hazırlama, İtalyan futbol kamuoyunu hazırlama haberi. Şimdi Torreira'nın ne kadar kıymetli bir oyuncu olduğunu ya da Galatasaray'da geldikten sonra değiştirdiklerini çok kıymetli futbol adamları var onlar konuşur ama İtalyan menajerin söylediği şu kapıya çıkıyor. E, aslında Torreira Galatasaray'dan ayrılmak istiyor flash e, başlığı doğru değil. Torreira İtalya'ya dönmek istiyor. Bunun için de Galatasaray'dan ayrılması gerekiyor. Çünkü Torreira Galatasaray'dan ayrılmak istiyor. Şöyle tınladı bende. İlk okuduğum haberi Aa, bir şey mi oldu dedim. Bir şey mi oldu dedim. Neyse e, bir şey olmamış. Meğerse iyi teklifler varmış. O zaten haber kulağımıza geliyordu. 15 milyon euro civarında bir bonservis bedelini hemen verecek de var. Ama 20'ye 25'e de çıkabilir. E, Galatasaray'ın avantajında olacak bir satış burada gerçekleşecek gibi gözüküyor. Burada önemli olan şey Galatasaray hazır istim üstüne üstündeyken, uzun bir süreden sonra bir orta saha oturtmuşken Torreira'yı fezon sonuna kadar e, bu şu ana kadarki performansıyla nasıl kullanabilir Okan Hoca? Bu biraz zorlayabilir onu. Yani gideceğini bilerek bir yerde kalmak başka bir şey. E, piyasa yapmak için e, bir sıçrama noktası olarak kullanmak için Galatasaray'ı kullanmak için performans sergilemek başka şey. Şimdi burada kafalardaki soru işaretleri bunlar. Ha bitmiş bir transfer gibi gözükmediği için bence önemli takımlarda da oynama potansiyeli barındırdığından dolayı Galatasaray'da aynı çizgide devam eder olasılığını daha güçlü görüyorum. Ama öyle de olmayabilir. Çünkü hani gitmeyi kafaya koymuş. Daha doğrusu İtalya'ya dönmeyi kafaya koymuş. Ve bunu başarabilecek potansiyeldeki bir Torreira sezonun geri kalanında şu ana kadarki gibi oynar mı bilemiyorum. Hocam aslında araya moralli girmişti Galatasaray. Toray konusu önemli çünkü siz her zaman orta sahada vurgu yapıyorsunuz. Orta sahada tam e, taşlar yerine oturmuşken bu söylentiler tabii ki Sarı Kırmızılı taraftarı rahatsız ediyor. Özellikle Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonlarda büyük sıkıntı bölgesi orta sahaydı. Tabii orta sahada oyun kurgusunda çok iyi bir üçleme oldu orada. Özellikle Dünya Kupası'nın arasına girmeden. Yani o makine dairesi çok iyi işlemeye başladı. Tabii Lucas Torreira ile ilgili şunu söyleyeyim. Daha önce Bes e, yani İtalya'da 3 tane takımda oynadı. En son Fiorentina'da işte kiralık oynadı Arsenal'den hepimizin bildiği gibi. Serie A'da tabii ki bir piyasası var. Galatasaray'ın da hedefleri var. Yani ben kafası karışacağını falan zannetmiyorum. Çünkü Arsenal oyuncusu 26 yaşında Uruguay milli takım oyuncusu. E, yani esas Galatasaray eğer gidecekse sezon sonu kendi hedefleri doğrultusunda başarıyı yakaladıktan sonra iyi rakamda getirirse tabii ki gitmesinde de bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Evet hocam ne dersiniz? <laughs> Torreira e, ya, söylentileri için değil. Yani aslında Torreira hocalarım hep söyledi. E, önceki çok çok iyi bir futbolcu. Galatasaray'ın orta sahasına da e, tabiri caizse geçtiğinde oturdu. E, o orta sahanın altırmanın dinamosu oldu. Gösterdiği performansla illaki İlla ki bir futbolcunun her zaman hedefi yükseklerdedir. ki Torreira da muhtemelen de İtalya'ya dönmek istiyor. Ama Galatasaray'ın da kolay kolay bırakacağını ben düşünmüyorum. Çünkü artık o mevkide de çok böyle artık elinde bir alternatif de yok fazla. Tabii ki var. Berkanlı var. Hani orada oynayabilir ama şimdi Torreira gibi de hangisi olur bilemeyiz. Aynı özellikte değil zaten. Değil. Yani tek özellikte olan, hareket hızı olan 6 numara pozisyonunda bir tek Galatasaray ortası aslında o var. Yani başka oyuncusu da yok. O yüzden de e, muhtemelen ligi bitirir diye tahmin ediyorum ben. Ligi, ben, de, ben de Ligi bitirir, sonuna kadar. Sezon sonunda da artık e, teklif varsa da istediği yere gidebilir. Farklı ve özel bir oyuncu ama değil mi hocam? Yani sizce de. E, Galatasaray'da zaten büyük bir ihtiyaç vardı. Yani, <laughs> Galatasaray'da orta saha kimi alsan e, ihtiyaç, vardı. ihtiyaç vardı. Bu Hı. ekstra vermeye başladı. İşte Galatasaray taraftarları için Melo. Fernando çok önemli bir performansdı bence. Boşluğu olmadı Fernando. Nun. Yani onun boşluğu da olmadı gittiğinden beri. Ee, tek başına da orayı kapatabilen bir çocuk. Ama, 1.66 boyuna rağmen. Ama şimdi pardon Panas'a bir şey söyleyeceğim. Şimdi Fernando ile Lucas Torreira aynı profilde özellikle i̇yi, bir alakasız. oyuncu değil. Selçuk Melo vardı. Sonra başarılı olan zamanda NDI ile Fernando vardı dediğim. Evet, Fernando çok iyi bir oyunu aklıydı. NDA'da hareket hızı olan, Dinamizm. daha defansif. Hepimizin Ankara Spor'dan da tanıdığı dinamik atlet bir oyuncuydu. Lucas Torreira da hareket hızı olan bir oyuncu. diğeri de Sergio Oliveira. Yani birbirini tamamlayan bir tamlama var orta sahada. Buyurun hocam. Yani hocam dediğim gibi yani çok çok koşan bir oyuncu. Önce çok hırslı. Bu çok önemli. Galatasaray'da çoktanları orta sahada öyle hırslı bir oyuncu ben görmedim. Dinamizm olan. Dinamizm oldu. Burak verdi. Bir, bir enerji verdi Galatasaray orta sahasına. E, kaptırdığı toplarda bile hemen mücadele tekrar mücadele ederek topu geri alıyor. Mesela Siopist de öyle. Ben Siopist'i ona benzetiyorum. E, hani iki aynı mevki çok koşan mücadele oyuncu. O yüzden büyük bir e, boşluğu doldurdu Galatasaray'da Torreira. Tekrar ayrılırsa tekrar büyük bir boşluk olur. Bir B planı vardır herhalde. Başkan kimin oyuncusu şimdi? Galatasaray'ın değil Galatasaray mi? Galatasaray'ın Bon bonserviste evet. oyuncusu. Bon bon oyuncusu. 6 milyonu işte, aldı. O yüzden gündeme aldı. Ve 2025'e kadar yani. yanlış hatırlamıyorsam sözleşmesi ve daha da 26-27 yaşında Hı, bir 26 oyuncu. 26 yaşında. Ya, tamam. Tabii. Kaç sene daha sözleşmesi var? Var var daha hocam. Üç var. sene daha var. E peki, ben öyle hatırlıyorum. Peki şimdi menajerini düşün. Menajer ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Menajeri niye karıştırıyor ortada? Şu anda çok iyi bir ortam bulmuş. Uruguay milli takımında Dünya Kupası'nda Galatasaray'da bir çıkış yakalamış. Galatasaray'a baktığımız zaman şampiyonluk rotasına girmiş. Daha ikinci yani ilk yarı bitmeden Dünya Kupası'ndan sonra başlayacak menajer çıkıyor bir anda bir demeç veriyor. Şimdi bu demeci menajer kendim veriyor? Torreira'nın ağzından mı veriyor? O, bu çok önemli. 30 Haziran 2026 hatta sözleşme. Tamam. İşte, şimdi, şimdi bu demeci kim veriyor? Her şey yolunda giderken bir kulüpte Galatasaray kulübünde her şey yolunda giriyor. Torreira kendini ispatlamış. iyi bir oyuncu. Ama bir menajeri var. Sözleşmeleri onun adına e, imzalayan, işte onun adına e, görüşmeler yapan. Ve bu çıkıyor açık açık diyor ki işte İtalya'da İtalya'ya dönmek istiyor Torreira diyor. Şimdi yani burada bir esasında bence teklif olabilir de e, sonuçta şu ortamda değil. Eğer öyle bir teklif varsa şimdi bunu gündemde tutmak doğru mu menajer açısından? Ya yani bir de şöyle bir şey var. Bazen hani bizim kulüplerimiz o restleri de iyi görebilmeli yönetsel anlamda. Yani şimdi Torreira eğer Dünya Kupası'nda 3 e, Uruguay maçında ilk 11 çıkıp iyi performans sergileseydi devre arasında bile 25 olsa Gidebilir, gidebilirdi 25, yani. Evet, Bunu evet. kabul etmek lazım. Evet. E, oynamadı. F Kendini yani şu anda Torreira'nın e, kötü niyetle menajerini veya kendisinin Galatasaray'da kendisinin sezon sonunda gitmesine dönük e, bir strateji kurması bence ha. kendi... Aleyhleri ne olur? Bence menajer e, şurada oyuncunun piyasasını yükseltmeye çalışıyor. Elinde e tabii bir tabii, tane tabii, değerli tabii. bir malı var diyelim. O kapıyı Mal olarak görüyor aralıyor yani o kapıyı. Tabii tabii aralıyor. E, şu anda giden her şey, doğru giden her şeyi çomak sokuyor, karıştırıyor. E, yarın bir gün diyecek ki biz Galatasaray'da kalacaksak bu sefer e, işte yeni bir sözleşme imzalayalım şimdiden. İsteyen kulüpler var. Böyle ortalığı karıştırıyorlar biraz da. Şimdi işte bu kalitede Türk oyuncu buldun mu Türk oyuncu sana bu resti çekemez ya da bu nasıl anlatayım, ee, bu riski alamaz. Çünkü Türk oyuncu yarın öbür gün futbol hayatını bıraktıktan sonra da yüz yüze bakacaksın. Menajeri de Türk olacak kuvvetle muhtemel. İşte ama Torreira kalitesinde Türk oyuncu bulabilmek mesele. Torreira'nın verdiğini verebilecek oyuncu bulabilmek mesele. Ee, Torreira'nın menajeri serbest piyasa koşullarında futbol endüstrisinin geldiği noktada yani adam kendi çıkarını düşünüyor. Belki Torreira bile ona böyle bir şey yap demedi. Yani o oraları bırkalıyor, biliyor ilgi olduğunu. İş güzellik yapıyor. Yani. İş güzellik yapıyor çünkü hocam işi bu zaten. Yani tabii canım işte yani bir emlakçıdan farklı bir şey. düşünce değil ki bu. Yani futbol menajerinin görevi de işi de bu.